Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulillah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şimdi yine acayip sorular soracağız. Herkesi sorup cevabını alamayacağımız sorular soracağız. İlk olarak ben başlamak istiyorum. Bugün yine sizin beni ve etrafımdakileri aydınlattığınız bir konu. Hala etkisindeyim. Bir Müslüman kişi, o soruyu biraz daha açacağım. Bir ateistle birlikte arkadaşlığını devam ettirebilir mi? Bir deistle birlikte arkadaşlığını devam ettirebilir mi? Bir eşcinsel biriyle arkadaşlığını devam ettirebilir mi? Veyahut eşcinsel olmayıp bunu savunan biriyle arkadaşlığını devam ettirebilir mi? Böyle bir dörtlü bir soru sormuşum. Şimdi evvelen Mevla Teala tüm halkımızı, tüm gençlerimizi, evlatlarımızı hakikaten muhafaza eylesin. Şimdi kainatı yoktan var eden Hazreti Allah Celle Celaluhu hepimize sonsuz nimetler verdi. Aklımızdan tut, azalarımızdan. Hatta şu ifadeyi kullanmak istiyorum. Çok önemli bir ifade bana göre. Her gün Allah bizim için, benim için yani güneş doğuruyor. Ben hayattayım çünkü yaşıyorum. Ve benim için güneş doğuyor. Ve benim için güneş batıyor. Ve ay geliyor, işte gece gidiyor, gündüz geliyor ve bu şekilde sistem devam ediyor. Mevla Teala benim için yağdırıyor, benim için yerden bitiriyor, bütün sonsuz nimetler, rızıklar veriyor. Ve bunu böyle Mevla Teala devam. Nereye kadar, ne zamana kadar? Kıyamete. Hatta kıyamete kadar diyoruz ama biliyorsun, kabirden sonrası da var, mahşerden sonrası da var, derken devam ediyor. Şimdi bu kadar sonsuz nimetleri bana ikram eden Allah Celle Celaluhu'na karşı bana teşekkür lazım. Şimdi bu Allah'ım, benim Allah'ım, Allah'ım. Şimdi merak ediyorum, söylediğim ifade şurası. Mesela annenize iftira atan annenize, ki anneniz size normal şartlarda belki dünyaya gelmenizi sağlamış olabilir ama anne size dünyaya gelmeyince sağlasa bile bu verilen nimetlerin tamamını Allah veriyor. O sadece bir de vasıta oluyor yani dünyaya gelmeyince. Doğru mu? Evet. Şöyle göz veremez anne, kulak veremez. Çoğaltabiliriz. Şimdi annenize birisi iftira ile saldırsa, ne yapsa? İftira ile saldırsa. Siz onunla arkadaşlık yapabilir misiniz? Yapsanız anneniz size nasıl bakar yani? Bana iftira atan birisiyle arkadaşlık yapıyorsun. Şimdi insan kalkıp da bu kadar sonsuz nimetleri ikram eden Allah Celle Celaluhu'na, Allah Celle Celaluhu'na, evet iftira atan, yok sayan, hiçe sayan, her türlü olumsuz konuşan birisiyle nasıl arkadaşlık yapıyorsun? Ve devam ediyorum. İsrail oğullarının ilk helakı şöyle başlamıştır. Mevla Teala buyuruyor. Nasıl başlamıştır? İsrail oğullarından ehli iman birisi dışarı çıkıyor. Bakıyor ki dışarıda ne var? Adam haram üzere, Allah'ın haram kıldığı bir şey üzere. Haram kıldığı bir şey üzere olunca diyor ki yapmayın diyor. Yapma diyor. Ne yapıyorsun diyor. Bak ona emir bil maruf yapıyor. İlk gün. Sonra devam ediyorum. İkinci gün çıkıyor, bakıyor ki aynı hata yapıyor adam. Bu sefer diyor ki, ben dün onu ne yapmıştım? İkaz etmiştim. Bugün ikaza gerek yok. Oturuyor onunla, bizim ifademizle, biz ne deriz? İşte oturuyor, çay içiyor ederiz yani. Yani muhabbet ediyor onunla yani. Sonra Mevla buyuruyor ki, ona diyor, onunla onun kalbini birbirine benzettim diyor. Yani o batıl olan kişiye meyletti, o da batıl oldu. Allah muhafaza etsin. O yüzden insan bir ateistle, bir deistle veya buna benzer eşcinselle oturup kalkarsa Allah muhafaza etsin. En az varacağı nokta şüpheye varacak. Ne olur ki ya? Bir şey olmaz ki ya. Bir şey olmuyor ki ya. En az. Şüphede iman kabul etmez. O yüzden dolayı
Kesinlikle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifadesiyle el mer'u ala dini halilihi, kişi arkadaşının düğün üzeredir. Arkadaşını söyle, sana dinini söyleyeyim. Mevla Teala ifadesi ya eyyühellezine amenüttekullah ve kûnû mâ sâdıkîn, ey iman edenler Allah'tan korkun, sadıklarla beraber oturun kalkın. Hocam peki onlarla bizim oturup kalkmamız ihtiyaç kadar. Ne kadar? İhtiyaç kadar. İhtiyacın dışında kesinlikle oturup kalkma durumu yok. O da iyiliği emretmek babında. Yoksa arkadaşlık yapmak, dostluk yapmak. La tettehidu bidâleten min dünyâ. Allah diyor onlara dost edinmeyin diyor Mevla Teala. Dost edinmeyin. O yüzden dolayı Rabbim inşallah arkadaşlarımızı, dostlarımızı güzel seçmeyi hepimize nasip etsin diyorum. Çünkü gerçekten bugün maalesef bir özentilikle beraber bir bakıyorsun. Hayrola ya işte ya bırak bu özentilikten başka bir şey değil. Gençlerde özellikle gençler ya yapmayın. Yapmayın. Her şeyin bir sahibi var. Bu alem bir sahipsiz, normal, akıntı içinde olduğunu düşünmek. Ya gerçekten bu akıl almıyor bunu ya. Nasıl bunu böyle düşünüyorsunuz yani? Şu güneşin, şu ayın, şu yıldızların, şu yeryüzünün, şu gökyüzünün her şeyin mükemmelliğini gördüğümüz halde. Ya bunlar işte yani haşa sahipsiz olmuştur deme gücünde kim olabilir? Kim nedir? Sen ne diyorsun ya sen? Bunda yoktan var da Allah var ya. Yoktan var da Allah var ya. Şurayı bile efendim, şu tabii. Stüdyoyu oluştururken ya. Şu anda sizi çeken ekranı bu şekilde yapabilmek için ya. Önce ses izolasyonu yapmak gerekiyor. Sonra içeri bir tane şu an öğlen vaktindeyiz. Bir tane ışık girmeyecek şekilde ayar yapmak gerekiyor. Sonra ancak yeterli çok üst düzey ışıklar almak gerekiyor. Kamera gerekiyor. Kameraya hafıza kartı gerekiyor. Hafıza kartını çekimi yaptıkta ses cihazları gerekiyor. Ya. En ufak bir sıkıntı oldu mu telefonu yakınlaştırdığımı ses bozuluyor gibi. Milyon tane olasılık varken bunların hepsi kendi kendine oluşuyor dese insan ne olur? Bu rahatsız derler ya. Şu masayı bile insan dese ki ya bu kendi kendine oluştu bu. Kimse hiçbir ustanın elinden geçmedi dese ne olur? Ya bunlar rahatsız derler. Yerin 1000 kilometre altından çıktı belki. Ya. O yüzden dolayı bu alem rapsiz olur mu ya? Mümkün mü? O yüzden dolayı Rabbim inşallah basiret sahibi olmayı hepimize ikram etsin, ihsan etsin. Her türlü tehlikelerden evlatlarımızı da gençliğimizi de muhafaza etsin inşallah diyorum. Ama maalesef şu anda sosyal medyalarda kendini bilmez böyle son derece sapık görüşlü olan insanlar çıkıp böyle onlara ön veriyorlar. Onlara ne ön veriyorlar? Ve gençlerimizin aklını çelmeye çalışıyorlar. Ama Rabbim inşallah hiçbirine fasat vermeyecek inşallah. Aklın yolu bir. Bir deprem olduğunda ama diyor en koyu ateistim diyenler bile Allah 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 diye ne yapmaya başlıyor? Kaçmaya başlıyor. Hayrola? Çok ilginç bir şey söyleyeceğim ben size. Bu şeyde çalışanlarla alakalı. Bir tane İspanya'dan gelen bir grup varmış. Enkaz ekibinde. Arama kurtarma ekibinde. Evet. Onlar bile diyor, birini çıkarttığında kendi dilleriyle Allah diyorlarmış yani. Böyle kendi dilleriyle yani, anlıyor musun? Bilmiyorum anlatabildim mi? Yani o yüzden insanın bütün fıtratında aslında Mevla Teala'ya o yakınlık, o şey ne var ama nefsani veya işte yönlendirmesiyle beraber Allah muhafaza yapıyor. O olumsuzluğa sevk ediyorlar yani. Yoksa normal şartlarda insan zaten fıtratında İslam fıtratı var yani. Rabbim inşallah fıtratı bozmaktan muhafaza etsin inşallah. İkinci ve üçüncü soru biraz atıl kaldı da onu biraz tekrar sormak istiyorum efendim. Bir Müslüman kişi bir eşcinselle veya işte bile cinsiyetini değiştiren veya onun gibi konuşan veya onun gibi davranan birisiyle arkadaşlık yapabilir mi? Bir, arkadaşlık yapmasa bile yani ona böyle kerih mi bakmalı
Yoksa onu normal mi görme, onu rahatsız mı etmeli hareketleriyle, yoksa ne yapmalı yani? Şimdi bir defa biliyorsunuz cinsiyet değiştirme konusunda Mevla Teala'nın neyi var? Kesinlikle gadabı var. Mevla bunu lanet ediyor. Şimdi Allah Celle Celaluhu'nun lanet etmiş olduğu bir şeyi kalkıp da bir insanın normal görme hakkı yok. Mevla buna müsaade etmiyor. Benim lanet gör ettiğim, kabul etmediğim, haram kıldığım bir şeyi asla ne yapmayacaksın? Ağır bir şey var. Allah'ın suçu var. Günahı var. Şimdi sen bunu kalkıp da normalleştirme şansı yok. Onlarla beraber Rabbine, ya ben seni tanıyorum ama senin rahatsız olduğun, seni kabul etmediğin şeylerle rahatım deme şansı yok. Ona Mevla müsaade etmiyor. Müsaade etmediği için de yapman gereken arkadaş çıkış yapma şansın yok. Ama o insanı o ahlakından vazgeçirme konusunda mücadele etme durumun var. Yapmalısın. Onun mücadelesi var. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem puta tapanları bile ne yapmıştır? Onları İslam'a davet etmiş. Yapmayın, etmeyin, gitmeyin. Aynı şekilde bu yanlış yapanlar, haram işleyenler, olumsuz yapanlar, bu lanete düşenler insanları ne yapabilirsin? O ahlaklarından vazgeçirme konusunda mücadele verirsin. Elinden geleni yapabilirsin. Ama onlarla oturup kalkmak, düşmek asla bunlara müsaade yok. Aynı ortamları paylaşmak, onlarla ben hayatını sürdürmek buna müsaade yok. Çünkü dedim ya, üzüm, bizim atasözümüz var biliyorsun. Ne? Üzüm üzüme baka baka ne yapar? Karar. Yani sen en azından kararmasan bile, bak kararmasan bile ne olur? Tekrar en az normalleştirmeye kalkarsın. Allah'ın haram kıldığı şeyi de, lanet ettiği şeyi de normalleştirme hakkımız yok. Buna müsaade etmiyor. Hâzâ münker. En az iman budur diyor Efendimiz Aleyhisselam. Elinle düzelteceksin, dilinle düzelteceksin. Elinle düzeltemiyorsan, dilinle düzeltemiyorsan kalbinle buz edeceksin diyor. Yani ya Rabbi bu yanlış yapıyor. Kalbinle buz bu demek. Ya bu yanlış yapıyor. Bu hata yapıyor ya Rabbi. Deyip kesinlikle onu o halinden vazgeçireceksin yani. O haline vazgeçirmeyi ne yapacak çalışacaksın. Yoksa onu rahatsız edeyim, onu iteyim, onlar böyle bir şey. Onlar Müslüman'a yakışmaz. Müslüman'a bunlar yakışmaz. Müslüman güzel ahlakıyla beraber yürür. Onlar da onun güzel ahlakını görerek ne yapar? Hatalarından vazgeçme eğilimine ne yapar? Dönebilirler. O yüzden kesinlikle Müslüman hiç kimseye ne yapmaz? Asla itmez, kalkmaz. Sen söyle onları, yani onların olumsuz yapacağı şeyler de rahatsız edici şeyler uğraşmaz. Sadece güzel ahlakını ortaya koyar, vazifeni güzel yapar. Onların vazgeçmesi için elinden geleni ne yapar? Ortaya koyar. Ama sen söyle onlara dostluk yapamaz ama. Dostluk yapamaz. Çünkü Mevla Teala haram kıldığı bir şeyi ne yapamayız? Dostluk yapamayız. Bakın, onunla alakalı da madem sordunuz. Musa Aleyhisselam zamanında Mevla Teala biliyorsunuz cumartesi günleri, her gün balık tutmak serbest, cumartesi günü tutmaya müsaade etmedi. Cumartesi günleri bu sefer sen söyle balıklar da oluyor, imtihan ya. Bu sefer ne yaptılar? Bir hile yaptılar. İki hile ne? O balıkların geldiği yere kuyular kazdılar. Balık geliyor, kuyuya düşüyor. Dönemiyor, pazar günü topluyorlar. Ama yine buna müsaade vardı, yanlış anlaşılmasın. Niye vardı? Çünkü cumartesi ne yapılmıyordu? Toplumuyordu. Ama sonra dediler ki, ya kardeş biz zaten bunu yapıyoruz. Boşver dediler, tutalım. Bir kısmı dedi ki, bak dikkat edin, biz tutarız. Bir kısmı dedi ki, biz tutmayız ama tutanlara karışmayız. Bir kısmı da tutmayız, tutanlara da karışırız. Yapmayın deriz yani. Çünkü Allah ne diyor? Yapmayın diyor. Bu haramı işlemeyin. Bu yanlışı yapmayın. Bunu söyleriz biz yani. Zaten söylenmesi gerekiyor. Çünkü sen yeryüzünde Allah'ın halifesisin. Allah'ın halifesisin sen de Mevla Teala sen ne buyuruyorsa onu yapacaksın. Allah'ın halifesi onu yapar. Ne emrediyorsa onu yerine getirir. Ne istemiyorsa onun yapılmaması için elinden geleni ortaya koyar. Sonra bu sefer aralara duvar ördüler. Aralara duvar ördüler. Kimler arasında? Biz bir şey demeyiz diyenlerle tutanlar aynı yerde kaldılar. Bir şey demiyorlar ya. Diğer deriz
Yapmayız ama deriz. Diyenleri ara, taş ördüler. Taş örme oradan gelmeye. Mevla Teala künü bıradeten hâsi. O onlara bir şey söylemeyenler de cumartesi oruç şey balık tutanlar da ne yaptılar? Helak oldular. Maymun ve hınzır şekline döndüler. Sadece kim kurtuldu? Biz tutmayız ve söyleriz de görürüz. O yüzden yani şimdi Allah'a isyan konusunda böyle Allah'a lanet etmiş olduğu şeyleri rahatlıkla yapmaya kalkan bu cinsiyet değiştirme, Allah muhafaza etsin veya buna benzer şeylere kesinlikle ne yapamayız? Biz normal göremeyiz. Bir şey söylemeden duramayız. Ancak çift cinsli yaratılmıştır. Hunsa diye anlatılmış. Mesela hem dişilik hem erkeklik neyi vardır? Organı vardır. Ama binde bir değil mi bu? Çok az tabii. Ve o şekilde de dünyaya gelmiştir. Sonra onu ileriki yıllarda neye doğru rağbet ediyorsun, şey yapıyorsa o şekilde muamele görür. Ergenliğe doğru mu yani? Yani tabii. Kendi daha ileriki yıllarda bakılır. Erkeklik ağır basıyorsa erkekliğin afayı yürür. Kadınlık ağır basıyorsa ona göre hüküm görür ama. Ama yoksa kalkıp da tamamen hiç öyle bir hal olmadığı halde tamamen cinsiyet değişmeye kalkarsa psikolojiyle bu iş olmaz. İlla hünsayla olacak. Tabii, dinimizde bu böyle değil mi? Şimdi daha önemlisini söyleyeceğim. Peki bunların kurtuluşu nasıl biliyor musun? Bunların kurtuluşu mesela bir erkek Allah muhafaza etsin hünsa değil normal bir erkek kadına dönerse bu kadına dönmesiyle bu iş ne olmuyor? Bitmiyor. Ne? Ya işte döndü de tövbe et. Yok. Tekrar erkekler dönecek. Çünkü Allah onu ne kabul ediyor? Erkek kabul ediyor. Kadın da yine. Bir de bunlar nasıl arkadaşlık yapacaksın? Anladın mı? Nasıl arkadaşlık yapacaksın? Düşünsene Allah erkek kabul ediyor. Sen zaten kız olarak nasıl muamele yapacaksın? Erkek olarak nasıl muamele edeceksin? O yüzden başlı başına büyük bir bela. Harbi bela yani. O yüzden böyle Allah muhafaza böyle hatalara düşen insanlar varsa onlara benim tavsiyem Allah senin hangi cinsiyette ne yaptıysa, yarattıysa o cinsiyetine dön ve onu güçlendirmek için mücadele ver. Bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim ben size. Nasıl algılanırsa algılansın fark etmez. Bakın Efendi Hazretlerimiz ne buyurur? Erkek çocuklarını erkek hocalar, kız çocuklarını kız hocalar okusun. Niçin? Bakın ufak yaşta çünkü insan büyüklerine, öğretmenine, hocasına karşı ne yapar? Rağbet duyar. Doğru mu? Şimdi erkek çocuğunu bir bayan hoca öğretmeye okutmaya kalktığında ne olur? Allah muhafaza etsin. Bayan hocanın o hareketleri, konuşmaları, tarzı o ufak çocuğun rabıdasında yani o bağlantısında ne yapar? Ona yerleşir. Bir bakmışsın çocuk hocası gibi konuşmaya başlar. Bir dakika olmadı. Olmadı bu işte. Bak Efendi Hazretleri görüyor musun? Yani o yüzden sen gerçekten böyle bir hali varsa çocuğunun varsa o zaman sen onu ne yapacaksın? Onun eğer kadınlığa meyilliyse erkeklik halini güçlendireceksin. Erkeklik halini güçlendireceksin. Ama psikolojik olarak ama gerçekten vitamin olarak. Erkeklik halini güçlendireceksin. Takip edeceksin ya. Baktın ki çocuk neye gidiyor? Hakikaten Allah'ım erkek çocuğu kızlığa yönleniyor. Olmaz. Kızları da şu anda erkekliğe yönlendirmeye kalkıyorlar. Ki şu anda biliyorsunuz. Davranış, hareket, oluşum, olmayacak hareketler, özellikle bu dizilerde şunlar da, o da doğru değil. Onu da gerçekten hanımlık haline ne yapacaksın? Yönlendireceksin ki ailede huzur olsun. İki tane erkek evde nasıl geçinecek? Yani sen kızı ne demek istedim anladın mı? Evet, efendim. Sen kızı erkek gibi yetiştirmeye kalkarsan bu demin dediğinizi reels olarak alabilirler. Bu yarısını yapayım. İki erkek nasıl yapacak? Şimdi şurada şöyle bir yanlış anlaşılma oldu sandım efendim. Yani biraz yönelim bu yana oldu. Siz tabii ağırlığı
buraya verdiniz ama bir Müslüman sadece eşcinsel veya o tarz insanlarınla birlikte bulunmamalıdır diye bir şey yok. İçki içenle de bulunmamalıdır. Tabii. Namaz kılmayanla da. Allah'ın haram kıldığı ne varsa onlardan ihtiyaç kadar onlarla konuşabilir. Ne kadar? İhtiyaç kadar. Hasta. Mesela adam, misal kumar masasında oturmuşlar, kumar oynuyorlar. Sen de gitmiş onların yanında kumar oynamıyorsun ama onlarla beraber oturup ne yapıyorsun? Çay içiyorsun. Hayır, müsaade yok. Niçin? Çünkü o kumar masasını Allah'ın haram kıldığı şeyi normal görmeye kalkarsın. Allah buna müsaade etmiyor.